Evet, ilişkide ikinci bir şans, ilişkiye ikinci bir şans tanımak doğru bir şey midir? Hayır, evet, hayır. Siz diyorsunuz. Bir mikrofon alabilir miyiz abi? Ben bir sorayım. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İsminiz neydi? İsmim Şefik. Şefik abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlişkiye ikinci bir şans verilmeli midir? Bence hayatın her evresinde ne olursa olsun ikinci bir şansı insanlar hak eder. Hak eder diyorsunuz. Evet. Güzel. Peki siz öyle bir şey yaşadınız mı? Yok. Ben 23 yıl oldu evleneli. İnşallah ömür yettiğince de devam edecek. Devam edecek. Harika. Hiç tartışma oldu mu aranızda? Çok. Halen de oluyor. Eşim evlenmeden önce de bana odun diyordu. 23 yıl sonra da odun diyor. Değişmediğimi söylüyor. Niye odun diyor sizce size? Yani bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Halbuki romantik de bir adamım aslında. Ne gibi mesela? Ne gibi romantik şeyler yaparsınız? İnsanları kırmam. Eşimi de kırmam. Sanki dışarıya romantik, içeriye odun gibi duruyorsunuz. Aynısını o da söylüyor vallahi. Ve Eser Bey, maalesef oğlum Muhammed Efe, sizinle yatıp sizinle kalkıyoruz biz. Maalesef. Çünkü... Şu an odun tarafınıza geçtik herhalde. Evet. Demin kırmıyordunuz. Gece yatarken tablette izleyerek sizi uyuyor. Evet. Evliya bir gün, ben taksi şoförüyüm. Evliya bir gün sistemden beni çağırdı. Anlat bakalım. He? Maske var, pandeminin ilk zamanları. Hemen görüntülü evi aradım. Ben Evliya'yı hemen tanıdım gözlerinden. Maske var ama hemen gözlerinden... Yok, Evliya çok yakışıklı bir delikanlı da o anlamda. Evet, evet. Ama Evliya'nın en belirgin yeri gözleri gerçekten. Gözleri çok içeride. Şimdi, dolayısıyla o çukuru görünce Evliya diyorsunuz. Biz ailece hepinize hayranız. Evliya'ya bir başka hayranız. Başka seviyorsunuz. Eşim görüntülü şimdi kızıma anlatıyor. Böyle yapıyor. Böyle ismini çıkaramıyor ilk etapta, heyecanlandı. Evliya'nın ismini çıkaramıyor. Yanaklarını gösteriyor. Elmacık kemikleri var ya. Onları gösteriyor. Söyleyecek. Evliya, Evliya diye. Efe ile konuşturdum Evliya'yı. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Konuştu mu? Siz direkt FaceTime açtınız mı? Tabii. Hemen yani. Sordum tabii canım. O kadar odunum dediysem de o kadar kaba değil yani. Ne bileyim, hikayede sanki birden tanıyıp açmışsınız gibi hissettim de öyle mi dedim? Yok, hayır. Ben. Öyle biri değilim ben. Gerçekten çok, yani nasıl birisiniz tam anlamadık ama... Çok... Şöyle söyleyeyim, kendinize ve bana bakarsanız anlarsınız. Ben de sizin gibiyim. Benim anlayışıma göre kilolu olan insanlar merhametli oluyor, yufka yürekli oluyor. Yani yufka yürekli olduğumuz için bu kadar yufka tüketiyoruz gibi. Evet, yani öyle mi yorum? Bence de öyle. Ben... Hamur tüketiyoruz öyle yumuşak olduğumuz için. Yumuşak. Ya, hayır, pardon, yanlış, burayı keserim. Ya... Yani etli olduğumuz için. Çok teşekkürler. Abi, ben teşekkür ederim, sağ olun. Gelsin. Evet, şimdi tanıdık damat geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz. Senin abin 2 saattir kapıyı çalıyor. Mezdekiye bağladım burada ya. Geç geç. Yakalanacağız senin yüzünden şimdi. Kızım ne yakalanacağız? Allah'ını seversin. Ben senin kocan değil miyim? Eski kocam demek istedin herhalde. Ben 5 yıldır yalnız bir adınım. Ya öyle şeyler söyleme. Sevgi. Bak tamam. Ben 22 yıllık bir odun olabilirim. Ama artık yumuşadım. Ben... Her şeye yeniden başlamak istiyorum sevgilim. Bir düşünmem lazım. Naz yapma kız. Bak cilvelere bak, bir yanak ver bakayım. Aa, evlenmeden olmaz. Ne? Kız ne evlenmeden olmaz? 2 tane çocuğumuz var bizim, Allah'ını seversin. Biz bu aşamaları geçtik. Bir sürü checkpoint'im var benim, baştan başlayamam. Üzgünüm Rıfat'cığım ama boşanınca game over oldu. O zaman try again'e bas da her şey yeniden başlasın. Ya, ne diyorsun? Dur ya, dur. Hadi kalk.
Aa, basıldık. Biz ne basıldık? Manyak mısın Allah? Türk filmi mi çeviriyoruz burada? Ne olacak? Kim geldi? Çocuklar geldi. Aa, çocuklar geldi. Ne yapacağız? Ya çocukların haberi yok şimdi. Öğrenirlerse kendilerini kötü hissederler. Sen dolaba mı saklansan acaba? Kızım ne dolabı? Allah Allah. Ne yapayım? Oldu olacak, camdan atlayayım. İyi fikir. Ne iyi fikir ya? Ya birinci kattayız, bir şey olmaz. Ne olur git arka odadan atla, ne olursun. Tamam, tamam gidiyorum şimdi. Hadi. Sana mesaj atacağım. Öptüm. Sana mesaj atacağım. Kurt bakıştım ben. Behlül'üm. Aç olduk anne ya. Niye açmıyorsun kapıyı? Mercimeği fırına veriyordum. Yani fırına yemek atıyordum anlamında dedim yani. Anne ben yemek almayacağım abi. Mert'le sinemaya gideceğiz biz. E tamam gidin kızım. Ne demek gidin ya? Benden izin aldı mı? Sen kimsin lan? Ben bu evin direğiyim. Oo, kenarımın direği. Anne şuna bir şey söyle. Anne. Ya. Ne oldu? Hayırdır, kim mesaj attı sana? Hiç. İSKİ'den fatura gelmiş. Sen de gülerek cevap mı yazıyordun? He, teşekkür edecektim. Annem sular idaresiyle flörtleşiyor. Ne flörtleşmesi ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? Kız şaka yaptım, ne var? Neyse, benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bir yere kadar gidip geleceğim. Nereye gideceksin ya? Merve'lere. Merve'lere. Anne sen bir şeyler karıştırıyorsun herhalde. Ya evimi karıştırmıyorum ya. Bıktım sizden. Bu evde hiçbir şey yapamıyor ya. Her şey zorba oluyor ya. O dil ne ya papuç kadar? Var ya odadan çıktığını görmeyeceğim. Kırarım bacaklarını sevgi. Ne kadar zor bir direk olmak ya. Direk? Alican, bence annem birileriyle görüşüyor. Kiminle acaba? Ben ne bileyim, bana da bir şey anlatmıyor ki. Acaba kuzenlerini peşine mi taksak? Osman amcamları. Saçma olur ya. Adam daha yeni fıtık ameliyatı oldu. Evet. Olmaz. Ya. Ya bu kadın çok ton ya. Telefonunu bırakmış ya. Aç bakalım, aç. Çocukları atlat, ben aşağıdayım. Kim lan bu şerefsiz? Ara gelsin buraya. Saçmalama, ararsam gelmez ki. Mesaj atalım bence. Tamam, at mesaj at. Ne yazalım? Ev boş, yukarı gel. Abla biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ya yalandan işte. Kim olduğunu öğreneceğiz. Tamam, yaz bakalım. Yazdım. Ulan ışınlandırırız düşmanı. Dur, sakin ol. Alican, sakin ol. Oha! Bayram abi. Selamünaleyküm. Nasıl ya? Oğlum bir kapıcıya bu kadar şaşıran ilk defa görüyorum ha. Abi bırak şimdi yalanı. Her şeyden haberimiz var. Niye geldiğini biliyoruz. Oğlum sabah 7 dedim, ben çöp toplamaya çıkarım. Bunda öyle wow olacak bir şey yok. Ya bırak Bayram abi ya. Geç hadi geç. Annemden hoşlandığını biliyoruz. Çok mu belli ediyorum ya? Siz nereden anladınız? Ya nereden olacak? Annemden. Ha. Demek o da benden hoşlanıyor. Zaten ben çöpü kapının önüne bırak babasından anlamıştım ha. Ulan Sevgi var ya. Abi bu kadar belirgin bir şey değil ya. Yok yok, belli ki belirgin bir şey. Çünkü aidatı da geç ödüyordu. Kesin benden hoşlanıyor. Ya bu mu şimdi bizim üvey babamız olacak ya? Vallahi hadi inşallah oğlum. Böyle olursa 5 kardeşiniz daha olacak. 5 mi? Yok ya, hemen öyle karar vermek olmaz. Değil mi abla? Biraz önce olmaz. Tanıyalım birbirimizi. Sor soru. Ne sorulur ki böyle? Ne iş yapıyorsunuz? Efendim, özel bir şirkette kamu kuruluşuyum. Ne? Mal mısın oğlum? Kapıcıyım. Doğru ya. Peki iş yerinizde yükselme ihtimaliniz var mı? Var. Kod 2'ye çıkma imkanım var. Ya benim sınırlar imkanlı. Kapıcıyım oğlum. Ne soracağız ki biz? Bak ben şeyi çok seviyorum mülakatlarda. Özel sağlık sigortanız var mı? Var mı? Yok. Bence kimsenin yok. Of, tamam yapacak bir şey yok. Ayrıca annem sevdiyse okeyiz yani. Kim lan bu saatte? Bir sakin ol abi. Bu evin bir reisi var ya. Bir dur be. Bak bakayım kim mi? Bakıyorum. Baba. Kızım. Ne işin var burada? Aa, benim ne işim var burada ya? Hay Allah, ben alışkanlık olmuş işte. Öyle şey yapmışım. Eski ev tabii. Gelmişim öyle. Ne yapıyorsun Bayram? Buranın havası bozuldu. Çocuklar, ben içerideyim. Bu niye burada? Şeyden dolayı ya. Bizim bir eski buzdolabı vardı, onu alacak baba. He, iyi. Alsın, alsın. Bari bana gitsin, güzel. Sen niye geldin? Ya çocuklar, ben size artık yalan söyleyemeyeceğim ya. Ben ananızla
tekrardan bir şeyler olsun istiyorum. Hayda. Ama şimdi nasıl olacak ki? Ya babacığım, sana başka kadın mı yok be? Annem çok yaşlandı. Daha sana gelmez baba. Vallahi. Vallahi sana gelmez. Biz başta sana çok kızdık ama iyi ki boşanmışsınız. Vallahi billahi çok iyi yatmışsın. Ne çektik biz bu kadından ya? Aman be! Yeter! Ama ben annenizi seviyorum ya. Seviyorum diyor ya. He? Siz beni istemiyor musunuz? Yani baba biz değil. Nasıl olacak? He? Hala burada mısın sen? Hayırlı olsun Bayram. Bizim eskiyi alacakmışsın. Sen bir bozulmuş gibisin. Yok oğlum, ne bozulacağım? Sonuçta benim değil, bir şey değil. Vallahi mı diyor ya? Ya böyle anlayışla karşılama çok hoşuma gitti biliyor musun? Vallahi bir niyetlendik bakalım ya. İyi. İhtiyaç sahibi birine gitmesi iyi olur. O kadar zor durumda değilim ya. Kendi başımın çaresine bakıyorum. Oğlum öyle deme. Ben bilirim yani. O zorlukları hepimiz yaşadık. Sıkıntı yok. Yalnız şimdi böyle biraz eski falan ya. Hani biraz kullanıma bağlı olarak aşınmış olabilir. Yok bence hala taş gibi vallahi. Yok taş gibi zaten canım. O sonuçta eski kasa. Ya o eski kasalar sağlam oluyor. Tabii. Onu öyle şey yapmazsın. Bir zamanında bir tane şey geldi buna, tamirci geldi. Ver dedi bunu bana. Dedim sana ne vereceğim dedi. Abi dedim bunu sakın dedi kimseye verme zaten. Bunlar dedi taş gibi oluyor dedi. Biraz ağır olur yalnız he. Onu şey yapmak istersin. Hani taşımak istersin ben de sana yardımcı olayım. Ya sen ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Senin ne pis bir muhabbetin varmış valla. Allah Allah ya. Bu ne genişlik ya? Ulan ne genişli oğlum? Gönlümüz geniş veriyoruz işte. Allah Allah. Allah Allah. Rıfat, senin ne işin var burada? Sevgi, sevgi. Hiç endişelenecek bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor artık. Hadi ya. Sonuç? Yani çocuklar pek istemiyor gibi geldi bana. Yok canım, istiyorlar. İstiyorsunuz değil mi lan? Para ver. Yani ne bileyim ne diyeceğimi deyip diyemeyeceğimi her şeyine. Oğlum yardım etsene. Ne bileceksin? Ya tamam çocuklar. Benim size söylemem lazımdı ama şimdi söylüyorum. Ben bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum. Ya ne kadar güzel konuşuyor. Yani böyle onu görünce içimin kıpır kıpır olduğunu fark ettim. Öyle deme, öyle deme. Bu daha iyidir, bu daha iyidir. Yalnızlık da zor biliyorsunuz. Zor. Sizin de müsaadeniz olursa ben tekrardan evlenmek istiyorum. Biz ne diyelim anne sen istiyorsan? Verdik gitti. Helal olsun lan. O zaman gelini öpebilirsin. Öperim. Sen nereye abi? Tuvalete mi gideceksin? Yok oğlum. Gelini öpeceğim. Gelenek de bilmiyor. Önce ben öpeceğim. Adettin herhalde. Tabii canım. Tebrik önce edeceğim. Beni. Ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Geç şöyle. Hadi bakalım. Dişimde bir şey var mı lan? Boşluk var. O zaten vardı. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? Tamam. Ver bakayım bir alt dudak. Ne alaka? Lan ne alt dudağı? Ne diyorsun oğlum? Bunlara alışacaksın artık. Ben o alt dudağı alacağım. Lan ne oluyor burada? Alacağım ben onu. Baba işte annem Bayram abiyle birlikte. Kız ne? Sen Bayram'la da mı görüşüyorsun? Seninle de mi görüşüyor? Alçak kadın. Hiç benim için fark etmiyor yani. Ya siz ne saçmalıyorsunuz? Ne işim olur benim Bayram'la? Ya biz senin telefonunda mesajı gördük. Çocukları atlat gel aşağıda bekliyorum yazıyordu. Lan oğlum o mesajı ben attım. Evet ben babanızla mesajlaşıyordum. Biz cevap attık. Ev boş gel dedik. Bayram abi geldi. Bayram sen buzdolabını almaya gelmedin mi? Ben kusura bakmayın sesler ötürü. Telaşlar oldu. Ben buzdolabını almaya geldim ya. Buzdolabını zaten buzdolabını alacağım ben.
Nereden çıkarıyorsun oğlum annenden hoşlandığımı? Sen dedin abi. Senin yüzünden. Ben mi? Sen dedin annem benden hoşlanıyor. Ben de dedim terk edilmiş kadın. Şimdi ben de üzerine bir daha terk ederse acıdığım için yani. Allah razı olsun Bayram. Önemli değil sevgicim. Yengecim. Yavrum ama... Vallahi Bayram abi kusura bakma anlamadan dinlemeden şey yaptık biz de. Yok oğlum yok önemli değil. Bayram abin zaten dolu. Ben de 6 numara Nebahat Hanım'la şey biliyor musun? Galiba o da benden hoşlanıyor. Çünkü sürekli beni ekmeğe gönderiyor. Benden ekmek istiyor. Benden kesin hoşlanıyor. Evet abi. Benden niye ekmek istersin ki? Değil mi? He, ben fırın mıyım oğlum? Hiç. Kesin hoşlanıyor. Hadi görüşürüz. Ya anne niye böyle bir şey bizden gizliyorsunuz? Bak ne hale düştük ya. Ya ne bileyim ben siz ne diyeceksiniz bilemediğim için söyleyemedim. Ya çocuklar tamam bir çuval inciri berbat ettik ama yani ben annenizi çok seviyorum be vallahi o kadar evlilik o kadar beraber yaşamıştık. Biz tekrardan başlamak istiyoruz siz de isterseniz abi. Ya ben çok sevindim. Başlayayım tabii be. Babam benim. Seviyorum nasıl? Vallahi çok seviyorum. Anlarım dedim. Vallahi çok seviyorum. İnsan somun ekmekle dövülür mü ya? Ayıp ya. Ben acaba nerede hata yapıyorum? O da benden hoşlanmıyor. Gel Bayram gel. Gel. Emin misin? Gel gel. Gel tamam gel. Gel. O tarafa değil oğlum oraya. Tamam tamam. Bir şey diyeceğim. Hı. Bari buzdolabını verin lan. Allah. Kullanırım lan ben. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ya Evliya giymeye gittin de bir gel ya. Bir gelseydin burada gece FaceTime yaptın. Geldi. İşte. Şevki abi var, taksisine binmişsin, FaceTime yapmışsınız. Aynen, biri... Bak burada. Abi ayağa kalksana, ayağa kalkarsa unutmazsın. Evet, hoş geldiniz abi. FaceTime yapmışsın, maskeli misin ama gözlerden tanımış seni. Abi genel... Pandeminin başında. Evet, göz enseden tanıyorlar, kulaktan tanıyorlar. Tanıyorlar. Yani gerçekten yani hiç böyle maskeyi taktığında tanıyorlar demek ki seni. Abi o gözler... Şeyde ya, illa tarif mi ettireceğim ben? Hayır, bu şey, hakikaten çok mutlu etmişsin. Oğlu da çok hastanmış. O yüzden bir gitmeden bir şey yapalım dedik. Eyvallah. Teşekkür ederiz kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tamam, hoş. Sen hemen hazırla. Skeç, skeçi zil diyenler, onu bir... Bence de yani akışı, çatışması, her şeyle bir zildi. Beste yazdı skeci, güzel yazarımız. Beste'nin çok güzel bir skeç gerçekten. Bir şeye böyle sizin hızlı ikna olmanız bayram konusuna böyle bir aklım takıldı. Hani oraya ben bu kadar hızlı bayramla annesinin birlikte olmasını kabul edip şey yaptınız ya. Oraya bir aklım takıldı ama sıkışması için de lazımdı o galiba. Ama işte hani buzdolabı diyalogları işte baştan bu çatışmayla başlaması tam böyle şeydi yani. Her şeyle doğru kurulmuş bir skeçti. Tebrik ediyoruz Beste Hanım. Elinize, kaleminize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Atakan. Atakan gibi de hem kendi skeçler yazıp hem de başka skeçlerde canını dışına takıp oynayan kardeşimi Atakan'a da çok büyük bir alkış gerçekten. Ne güzel gidiyoruz böyle he? Ezgi sana geldik. Seni de yaşlı teyze rolünde görmediğimiz için böyle genç kız, harika bir kız rolünde ne kadar da güzel oynamış olduğunu gördük. Hilmi de çok iyiydi be. Vallahi o da çok güzel. Hilmi'yi de her zaman izlemek zevk. Böyle ayrı ayrı alkışlattım ama bazen böyle bazı skeçler ayrı bir coşku da yaratıyor. Çok güzel hareketler, coşkulu bir şekilde devam ediyor sevgili canım.